Merhaba arkadaşlar, CryptoCoin Çarşısı'na kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, bir ara videosu çekmek istedim. Neden? Yaklaşık bir aydır aldığım notları birleştirdim arkadaşlar. Onlardan çıkan sonuca göre yaklaşık 2, 4, 6, 7 tane altcoin'den oluşan bir emeklilik sepeti hazırladım. Bu sepete yatırım yaptığın zaman unutacaksın kardeşim. En az 2,5-3 yıl. Ki kara günler için bunları alacağım, atacağım bir kenara. Benim düşüncem bu. Hazırladım şu anda. Şimdi bunları böyle günü birlikte takip etmek yok. Bunları atacağım, unutacağım arkadaşlar. Hocam diyeceksiniz şimdi. Bu sepeti yaptınız da bu sepette falancı coin niye yok, filancı coin niye yok? Onun neden olmadığını şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Mesela bu sepetin içinde bir Dogecoin yok. Bir Shiba coin yok. Niye? Bunlar gündemde arkadaşlar. Bunlar sürekli gündemde, beyninizi kurcalayacak bir coinler. Bunların rallilerinde satış yapabileceksiniz. Bunlar rallilerinde, yükselişlerinde tabii ki olduğunda kar realizasyonu yapacaksınız. Ama diğer sepetinize hiç bakmayacaksınız arkadaşım. Kafanız karışmayacak. Hocam nereden çıktı bu şimdi durup dururken bu sepet? Arkadaşlar çoktandır yorumlara yazan kardeşlerimiz vardı zaten. Onların bir ikincisinden biz de hazırlamış olduk. Şu anda da vakit buldum. Dedim kardeşlerim bu sepeti bir sizler için paylaşayım. Bu sepet benim emeklilik sepetim. Ha hocam, bunu bize alın diye mi yaptın? Hayır arkadaşlar. Ben kendi 3 yıllık koyduğum hedef için yaptığım bir sepete belli bir miktar paralarla girip bu sepeti bir kenara atacağım arkadaşlar. Ha, içindeki coinleri tabii ki analiz ederiz arada, onlar ayrı. Ama dediğim gibi beni üzmeyecek bir parayla, beni ileride küçük parayla büyük paralar kazandırabileceğini düşündüğüm, bakınız yatırım tavsiyesi değil, sadece benim kendi düşüncemdir arkadaşlar, bir sepet yaptık. Hadi hocam bizi bekletme, sepetini merak ettik diyenler var. Geçeceğiz arkadaşlar. Bugün bir haber paylaştım. Doğru mudur? Doğru. Web sisteme baktınız mı? Yo. Daha 8-10 kişi bakmış. İlgilenmiyoruz ki hocam. Ne? Yazsan ne olacak? Arkadaşlar bir bakın neler oluyor dünyada. Yatırımcısınız. Linkini de Telegram gruplarına bıraktım. Bir zahmet bir ziyaret etme şeyi yapın. Yani bir zahmete katılın. Bir okuyun. Ne olmuş da bu Bitcoin altcoin'lerde bugün hareketlilik olmuş? Bunları okuyun kardeşim. Bu siteyi ben zaten sizler için açtım. Yoksa hangi birine uğraşacağım, değil mi? Ama burada yetişemediğimi detaylı bir şekilde orada bazı şeyleri açıklama yapabiliyorum. 3-5 satır için video çekemiyoruz. Onun için ne yaptık? CryptoCoin Çarşısı'nın yatırımcıları için bir web sitesi tasarladık. Çok şükür de o da bitti ve yazılarımızı, makalelerimizi yazmaya başladık. Hocam bunun linki nerede diye soranlar var gibi duyuyorum. Arkadaşlar linki bütün videolarda var zaten. Aylardır var. CryptoCoinCharsis.com. Biliyorsunuz şeyler kullanılmıyor. Diğer kanalda hocam bugün bir sinema filmi gördük diyen kardeşlerimiz var. Orası zaten bildiğiniz gibi grafik analiz kanalı, bir de relax kanalı. Orası böyle bir karışık bir kanal dedik, bunu baştan söyledik. Ama ağırlıklı olarak tabii ki grafik, borsa grafik analiz kanalı. Ama arada böyle bunalanlar için filmde koyuyoruz arkadaşlar. Böyle relax, müzik, yağmur sesi, dinlendirici, terapi gibi gelecek görüntüler de ilave ediyoruz. Orası öyle bir kanalımız. Çünkü bizim ana kanalımız CryptoCoin Çarşısı burası. Burada çizgimiz değişmez. Buranın çizgisi belli. Bitcoin. Analiz yapmayacağım arkadaşlar. An itibariyle 41.300 dolar ve %3'ün üzerinde bir artışı var. Bu hareketlerini görüyorsunuz değil mi? Ay maşallah, gideceğiz inşallah arkadaşlar. Hedefim yine nokta atışı gelecektir arkadaşlar. 50 bin dolar yolcusuzdur dedik. İnşallah olacaktır. Ethereum, Geza. Ay maşallah nasıl fırladı, ok gördünüz değil mi? Yani haydi yolun açık olsun.
Gördünüz değil mi? Bir anda şu yeşil mumun çıkışını. Ethereum 3100 doları geçtik. Yok arkadaşlar, panik yok. Panik yok bu piyasada. Her şey olacağına varacaktır. Her şey olacaktır arkadaşlar. Onun için geçelim biz coin sepetimize. Çok böyle değişik bir pozisyon olursa sahura doğru, uyumazsak inşallah güzel bir video daha çekebiliriz. Kesin bir söz vermeyeyim arkadaşlar. Ama şu anki videom arkadaşlar, emekliliğini düşündüğüm coin sepetim. 3 yıl içinde ben emekli etmesini beklediğim sepet. Nereye not aldık biz onu? Şurada arkadaşlar, emeklilik sepetim diye notunu bile almışım, bakınız. Nisan 2022 emeklilik sepetim. Evet. Birinci sırada MBL coin arkadaşlar. Şimdi hocam, biz MBL coin'i senden çoktandır analizini zaten duyuyoruz. Bu coin'in ne olduğunda 3 aşağı 5 yukarı biz öğrendik. Peki bu coin'i daha önceden bize verdin mi sen? Arkadaşlar bu coin'den zaten bahsettim. Yani MBL coin demek Movi Block demek arkadaşlar. Movi Block. Uzun yazılışı. Kısası yani kodlaması MBL coin diye geçiriyoruz. Bunun zaten projesi hakkında da yazılar yazacağım yine. Arkadaşlar bu sinema filmleriyle ilgili, oralardan kazanılan paralarla ilgili gibi gibi gibi. Blockchain teknolojisi kullanıyor. ERC20 tokenini kullanıyor. Kullanıyor da kullanıyor. Yani ağı geniş. Onun için MBL hakkında bilmeniz gerekenleri zaten açıklayacağım. Hocam MBL en son nereyi görmüş? Bakınız. MBL en son 0.027'yi görmüş. Şu an 0.011'lerde. Bir ara orayı gördükten sonra son olarak 86'ya kadar geri çekildi. Sıfırı geri aldı. Geri çekildi. Devamlı da takip ettik. Farkındaysanız yani sürekli analizini yapıyorum size ama ben bunu zaten listeme almışım. Sepet olarak sizlere vereceğimden dolayı, bakınız aynı gün sepet vermedim farkındaysanız. Bekliyoruz. Hareketlerini inceliyoruz. Onun için tamamdır dedik. Bu coin'i sepetimize alıyoruz. Evet. MBL coin. Şu an neredeyiz arkadaşlar? 0.011 dolar seviyelerindeyiz. Özellikle böyle 1 doların altında centlik coin'leri seçtim ki yatırım yapacaksak adetimiz çok olsun, bize de dokunmasın şekliyle. Yani bir yatırım sepeti, altcoin sepeti hazırladık kardeşlerim. Şimdi hocam, bunda durum ne? Bakalım şöyle. EMA 50 ve 200 günü ortalamasını açalım arkadaşlar. Bir de destek direncimize bakalım. Nereye gideceğiz, nereye geleceğiz? Şöyle bir göz atalım bunun 4 saatlik grafiğinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselen ve grafik düşen takos şeklinde hareket ederek EMA 50 günlük ortalamayı zaten aşmış. Yukarıda ne var? Şimdi kırması gereken 0.012,5 dolar var. Burada da EMA 200 günlük ortalama var. Kırdığı anda 15 ve 20 üzeri gelecektir. Hatta çoğu kardeşlerimiz benim bunun önceki rallisinde verdiğimde ne yaptılar? Birazcık karlarını realize ettiler. Fiyatı uygun. Durumu böyle. Yani grafiği de güzel. Haftalık grafiğine baktığımızda arkadaşlar, şimdi uzun vade düşünüyoruz ya, uzun vade bakmamız lazım bu. Yani kısa vade 3 saatlik, 2 saatlik bakmanın bir anlamı yok. Güzel bir formasyon geliyor arkadaşlar. EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde, yani burada bizi karşılayan, bakınız olaya geniş perspektiften baktığımızda bizi bir tane çanak formasyonunun beklediğini, bakınız şuradan görüyoruz. Peki hocam, bu çanağın yayını aldık buraya, değil mi? Aldık. Güzel. Çanağın da şeyini de, kulpunu da yapalım arkadaşlar. Şurası üstü olsun çanağımızın, değil mi? Şurası da kulpumuz, bakınız. Kulpunu da yaptık. Peki hocam, bu derinlik nereye gider? Arkadaşlar bu derinlik uzaya gider. Bu haftalık grafik. Bu okunu yani nereden geleceğine bakınız. 0.11'den 0.030'ları görüyoruz arkadaşlar. En son gördüğünü haftalıkta baktığımız zaman 43'leri görmüş zaten. Günlükte 20 küsürlere göstermişti. Bu bunun en son şey, yani daha önceden en yüksek gördüğü yerdir. 0.043 dolardır.
Gelelim CVC. Evet, Civiç diğer bir adıyla arkadaşlar, Civiç. Civiç şu anda 0.29 dolarda. Bunun en son gördüğü 1 dolara yakın, 0.90 dolarlarda. Bakınız, nereden geldi buraya? En düşük seviye 0.030 dolarlardan geldi. Şu anda 0.29 dolarlardayız. Bunu da sepetime ikinci coin olarak koydum arkadaşlar. Fiyatı gördüğünüz gibi şimdi yatay seyretse de yine şurada mesela yükselen düşen şeklinde bir formasyonu var. Tekrar gelişi yine ilk etapta bir yarım dolara doğru hareket götürecektir bunun haftalık grafiği. Yani her mum bir haftayı işaret ediyor arkadaşlar. Acalayı verdim size, biliyorsunuz Aca. Evet. Verdik. Güzel formasyon devam ediyor. Bakınız. Burada bir U gerçekleşti. Bu 3 sene içinde tonlarca formasyon gerçekleştirecek kardeşlerim. Şu anda fiyatı tek bunu, yani birazcık yüksek fiyatta tuttum. 1.5 dolar bazında. Yani diğerleri bunun altında arkadaşlar. Aca'nın altında. Bunu isteyen sepetine koymayabilir. Yani bir sepette 4 ile 7 coin normaldir. En fazla 7, en az bir 4 coin olmalı. İçinden eleme şansınız olur sepet yapmak isterseniz. Bunun da geleceği var. Şu anda %7'lik yukarıda arkadaşlar. Forma bakıyoruz. Evet, form daha önce 0.14 doları test etti. Şu anda 0.041 dolarda. Yani dibin dibindeyiz arkadaşlar. Bu da şu anda %1.19'luk yukarıda. Yolu bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Vera'ya bakıyoruz. Evet, Vera 0.087'lerdeydi. Şu an 0.022'lerde. Yani fiyatlar dipte arkadaşlar. Sadece bunlar değil, diğer coinlerin fiyatları da diplerde. Girişler için hepsi uygun bir zamanda. Hangisine girmek isterseniz işte onda şu anda zaman o zamandır arkadaşlar. Destek ve direncine bakmıyoruz çünkü çok değişeceği için. Vera'nın şu anda %4'ün üzerinde yukarıda olduğunu, fiyatının da 0.022'lerde olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız daha önce HTR vermiştim size. Bunu hatırlayan kardeşlerimiz vardır. Bu HTR arkadaşlar 2.5 doları gördü. Şu anda yarım dolar, 0.53 dolar seviyelerindeyiz. Bunu da coin sepetime ilave ettim. Araştırmalarınızı yine kendiniz yapacaksınız. Kararlarınız sizin ona göre olacaktır. VTHOR'u zaten biliyorsunuz. VTHOR arkadaşlar VC'nin tokeni. Şu anda da %14 yukarıda. Rally'ye geçebilir mi? Bak nerelerden gelmiş. 0.028'leri görmüş. Şu anda 0.045'lerde. Yani dibin dibinde. Evet. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim coin sepetim bunlardan ibaret arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Bu benim emeklilik coin sepetim. 7 tane. İçinden çıkarır mıyım? Zannetmiyorum çünkü 7'si dursun. Ufak ufak atacağım. Toplamı bir emeklilik hayatımızı değiştirebilir. Kardeşlerim benim düşüncem bu. Ama bizim yatırımlarımız diğer coinlerde zaten var. Onlar da zaten devam ediyor. Bu bir ekstra sepet arkadaşlar. Diyoruz ve kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.